Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubi ileyh. Muhterem kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu faydalı kılsın, kolaylaştırdın bizi inşallah. 2013-2014 kış sezonu derslerimize başlamış oluyoruz Elif Mescidinde. Bu sene inşallah biraz dersleri küçülteceğiz. Pazartesi günü bildiğiniz gibi Genç Ufuk Derinlerimizde derslerimiz oluyordu. Orada akaid ilmi bitti elhamdülillah. Fıkıh ilminden bir hayli bahislerimizi bitirdik. Şimdi tefsir derslerine, özellikle de Kur'an-ı Kerim'in namazda çok okuduğumuz surelerinin tefsirinden başlayarak tefsir derslerine başlayacağız. Buradaki dersler herkese açıktır. Ancak biraz şehrin doğusunda, güneydoğusunda sizlere, bizim mahallemize biraz uzak arzu edenler gelebilirler. Demek istediğim dersler herkese açık. O yüzden pazartesi orada meşgul olduğumuz için, eskiden pazartesi de burada haftada 5 gün, hafta içi her gün yapardık. Dolayısıyla salı, çarşamba ve perşembe haftanın 3 günü Elif Mescidinde dersler olacak inşallah. Cuma günü, akşamleyin, cumartesi gecesi bizim daha çok istişari toplantılarımız oluyor. Bazen gelemiyoruz, bu münasebetle hoş olmuyor. Bir de hafta sonu bir yerlere gidecek olursak cumartesi, pazar icabında akşamdan çıkma durumları oluyor. O münasebetle biraz da benim tembelliğime sayın, ihtiyarlığıma sayın. Hatta arkadaşlarımızdan bazılarıyla bu dersleri paylaşalım diyorum her sene. Kimse yükün altına girmiyor. Ben de korkuyorum. Kaç haftadır dersi başlatayım diyorum. Başlatamıyorum. Yükün altına girersek yavaş yavaş geliyor ama girmek çok zor. İşte bugün de böyle başlayalım inşallah da dedik. El-Vadu Ket değil. Yani söz vermek, borçlanmak gibi bir şey. Hiç olmazsa önümüzdeki haftaya ya söz verdim, hadi başlamak zorundasın diyelim kendi kendimize diye bugün başlamış olduk inşallah. Biz burada bir hayli dersler gördük ama son dersimiz fıkıh idi. Geçen sene bu kitabımızda muhtasar bir fıkıh kitabından takip ediyorduk. Ramazan Fak hocamızın, Allah razı olsun, hayırlarını uzun eylesin, Delil ve Hikmetleriyle Fıkıh İlmi kitabı elimizde bir belge olarak. Onun fihristiyle, konuları dizisiyle ve ondan faydalandığımız kadarıyla bazen de tabi icap ederse korunları, delişleri mümkün mertebe muhtasar, yani kısa özet gitmeye çalışıyoruz. Çünkü asıl önemlidir, hayatta birkaç defa başımıza gelecek detaylara girmek gereksizdir diye düşünüyoruz. Bu fıkıh ilminden daha evvel fıkıh ilminin tarifini görmüştük. Özelliklerini, konusunu, hikmetini, faydasını, kısaca tarihini görmüştük geçen haftaki derslerimizde, geçen seneki derslerimizde. Fıkıh ilmi kişinin hak ve vazifelerini bilmesidir. Eskilerin tarifiyle marifet-i ma leha ve ma aleyha derlerdi. El-fıkh, fıkıh ilmi kelime anlamıyla anlamak, kavramaktır. Neyi anlamak, kavramak? Bu dünyada niçin var? Allah kendisinden ne istiyor? İslam denilen din kendisine ne gibi sorumluluklar yüklemiş? Yerine getirirse mükafatı nedir? Aslında çok geniş kavram, fıkıh kavramak, anlamak. Eskiler kısaltmışlar, lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Ne güzel bir tarif, lehine, faydasına, yararına, işine yarayan ve aleyhine, zararına olan şeyler bilmesidir. Bu ilim, kalp ilmi, akaid ilmi olmasın diye sonundan alimler minel amel demişler. Yani amel cihetiyle, davranış, hareket olarak, dış görünüşüyle kişinin lehine ve aleyhine, faydasına, zararına, haklarını, vazifelerini bilmesi demektir. Bazen bazı ilimler vardır, o kalpte kalır. Mesela insanın Müslüman olması, Allah'a inanması, meleklere inanması, kalpte duruyor, onu kimse göremez. İhlas gibi bir kısım ahlaki güzellikler, özellikler, bunların yeri kalptir. Takva. Takva hâhûnâ diyor Peygamber. Takva buradadır.
Onun için biz bilemeyiz kim daha kamil imandır, kim daha faziletli insandır. Her gördüğümüz Müslüman kardeşimize saygı ve hürmetle davranırız. Onu küçük görme gibi, aşağılama gibi, istihza gibi, hakaret gibi çirkin işlerden kaçmaya çalışırız. Her neyse, konu bir daha özetleyelim. Fıkıh ilmi, kişinin lehine ve aleyhine olan işleri bilmesidir. Haklarını ve vazifelerini bilmesidir. Yapacağı, yapmayacağı işleri bilmesidir. Bu ilim, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden çıkar. Ancak biliyorsunuz, Kur'an koca bir kitaptır. Hadis-i şerifler cilt cilt kitaptır. Bunların arasından işte sadece fıkıhla ilgili olanları derleyip toplamak ve belli bir kitap halinde önümüze sunmak müçtehit alimlerimizin ve fakihlerimizin işidir. Allah razı olsun, onlar da yapmışlar. Böylece Peygamberimizin gerek Allah'tan vahiy olarak tebliğ ettiği, gerekse vahyin dışında, vahyi gayri meklub dediğimiz sünnet olarak tebliğ etmiş olduğu dinin özünü fıkıh usulü kaidelerine uygun bir şekilde, rastgele değil, derlemiş, toplamışlar ve önümüze sunmuşlardır. Böyle çok alimlerimiz, müştehitlerimiz var. Biz eğer Kur'an ve sünnette ilim alma gücünde değilsek, bu önce tabii ki Arapça, çok iyi bir Arapça bilmeyi gerektirir, sonra çok iyi bir usul bilmeyi gerektirir. Bu güçte değilsek avam olarak ne yaparız? Önümüzde bu işi bilen ve halleden bir imama uyarız. Bunlar genellikle mezhep imamları olmuşlar. Mezhep gidilecek yol demektir. İşte biz İmam-ı Azam'ı kendimize imam seçmişiz. Onun fıkıhtaki görüşlerini, hoş o kayıtta da imamımız sayılır, fıkıhta akaitteki görüşlerini kabul ediyoruz. Neden? Çünkü biz kendimiz doğrudan Kur'an ve sünnetten ilim alma seviyesinde alim değiliz. Keşke olsaydık. Ayıp ki olmamışız. Yani bu bir marifet değil. Keşke biz de öyle olsaydık. Ama olamamışız. Herkes de olamaz. İmkanı müsait değil. Hayat şartları müsait değil. Böyle müsait olmayan insanlar ne yaparlar? Kendilerine bir imam seçerler. O imamın izinden giderler. Bu izine de mezhep diyoruz. Böyle gidilen mezhepler çoktur. Ama bugün o mezheplerin birçoklarının yolu kapanmış. Kitapları duruyor da arkasından gidenler yok. Arkasından gidilen bugün fıkıh ilminde. Akaid başka. Fıkıh ilminde dört büyük mezhep var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye nispet edilen Hanefi mezhebi, İmam Şafii'nin nispet edilen Şafii mezhebi, İmam Malik bin Enes'e nispet edilen Maliki mezhebi, Ahmet bin Hanbel'e nispet edilen Hanbeli mezhebi. Bizim memleketimizde özellikle Maraş'ta Hanefiler çok, kısmen de Şafiler vardır. Batıya gittikçe Hanefiler çoğalır, Şafiler azalır. Doğuya gittikçe Şafiler çoğalır, Hanefiler azalır. Ama şimdi memleket harman görman oldu. Harba karıştı bu. Anarşi, terör, göç meseleleri yüzünden insanlar ister istemez yerinden oynadılar. Şartta da, gartta da elhamdülillah Hanefiler, Şafiler karışık olarak bulunuyorlar. Öyleyse özellikle Hanefiler ve Şafiler bizim konumuz olur. Ama itiraf edeyim ki ben Hanefi mezhebinden biraz okudum. Oradan ders verdik ömrümüz boyunca. Şafii fıkhını pek bilmem. Benim burada anlattıklarım Hanefi fıkhıdır. Özel olarak bu Şafiler de böyledir, Malikiler de böyledir dersek o belli. Onun ötesinde anlattığımız her şey Hanefilerle alakalı bilgilerdir.